Sayın Kaymakamım, Sayın Belediye Başkan Yardımcım, Sayın İlçe Milli Eğitim Müdürüm, Sayın Şube Müdürlerim, Sayın Okul Müdürlerim, Müdür Yardımcılarım, değerli öğretmenlerim, kıymetli konuklar, sevgili arkadaşlar. Bugün haksız düşman saldırılarına 253 bin askerimizi şehit verdiğimiz, ancak tarihe altın harflerle Çanakkale geçilmez yazdığımız Çanakkale zaferimizi kutlamak üzere toplandık. Çanakkale Zaferi'nin 108. yıl anısına düzenlenen programa hepiniz hoş geldiniz. Programımızı arz ederim. Saygı duruşu, İstiklal Marşı. Okul müdürü açış konuşması. Öğretmen konuşması. Dinleyin oratoryosu. Selam videosu. Akif'ten birlik şiiri. Öğrenci mektubu. Çok sesli koro. İlçe yarışması ödül takdimi. İHA Atölyesi açış konuşması. Barco Vision gösterimi. Plaket takdimi. Kapanış. Sizleri başta Kurtuluş Savaşı Kumandanı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere değerli Türk büyüklerimiz ve şehitlerimiz adına beden eğitimi öğretmenimiz Sayın Sermin Tavukçu eşliğinde bir dakikalık saygı duruşuna ve ardından müzik öğretmenimiz Sayın Aysun Açıkal'ın yiğit yönetiminde İstiklal Marşı'nı okumaya davet ediyorum. Dikkat! Programımızın açış konuşmasını yapmak üzere Okul Müdürümüz Sayın Doktor Muharrem Bayrı kürsüye davet ediyorum. Garnizon Komutan Vekilim, Sayın Belediye Başkan Yardımcım, Sayın İlçe Milli Eğitim Müdürüm, Sayın İlçe Müftüm, Sayın Protokol Üyelerimiz, lisemizi destekleyen vakıf ve derneklerimiz, Okul Aile Birliğimizin kıymetli başkanı, değerli mesai arkadaşlarım ve sevgili gençler. Türkiye'nin en köklü liselerinden biri olarak Çanakkale'de nice gazi ve şehitler vermiş Güzide Okulumuz tarafından düzenlenen anma programımızda hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Sömürgeci zihniyetin boğazın sularına gömüldüğü, bir devrin battığı yer olarak tabir edilen Çanakkale, tarihi şan ve şerefle dolu milletimizin dünyada eşi benzeri görülmemiş mücadeleler sonucu kahramanlık destanı yazdığı kutsal vatan toprağıdır. Şanlı ecdadımız Çanakkale'de verdiği topyekun mücadeleyle milletimizin istiklalini ve istikbalini korumuştur. Milletimizin en büyük zaferlerinden biri olan Çanakkale Zaferi, kahramanlıklarla dolu muhteşem tarihimizin de dönüm noktalarından biridir. Bundan tam 108 yıl önce 18 Mart 1915'te Çanakkale'de verilen bu mücadele, küllerinden yeniden doğan bir milletin miladı sayılmış, bu zaferle birlikte tarihin akışı değişmiştir. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kelimeleriyle Çanakkale, bugünümüzü kurtaran maziye kahramanlığını ve büyüklüğünü iade eden, bu toprakları bize ebedi vatan yapan zaferin adıdır. Kahraman askerlerimizin imanı ve azmi, milletimizin üstün fedakarlıklarıyla Çanakkale'de elde edilen eşsiz başarı, Türk milletine milli mücadeleye başlama cesareti vermiş ve Cumhuriyetimizin de ön sözü olmuştur. Tarihler 1915'i gösterirken, 1. Dünya Savaşı'nda Almanların yanında saf tutan Osmanlı ordusu, aynı anda 4 cephede birden savaşıyordu. Yetersiz mühimmat ve insan gücüyle verilen savaşta, bu kez Gelibolu Yarımadası'nı hedef alan Çanakkale Savaşı, Şubat 1915'te patlak vermiş, boğazlardan geçerek İstanbul'u işgal etmek isteyen İtilaf devletleri, genç kurbay Albay Mustafa Kemal'in komutasındaki Osmanlı ordusunun destansı savunmasıyla karşılaşmıştı. O kadar ki cephede meydana gelen boşlukları doldurmak için takviye kuvvetlere ihtiyaç olunca Sultan 5. Mehmet Reşat bir emir yayınlayarak askeri mükellefiyet kanununda değişiklik yaptı ve lise talebeleri de silah altına alındı. Ve böylece 1800
1898 ve 1899 doğumlarında askere alınmasına karar verildi. Kararda özellikle fiziki yapıları müsait, silah kullanmaya yetenekli olan lise öğrencilerinin de kıtalara teslim olmaları istenmiş ve bunlar kısa bir eğitimden sonra cepheye gönderilmişlerdir. Genç ve okul çağındaki nüfusun askere alınmasına ilişkin kanun çıkarılması ile milletin geleceğini tesis edecek olan öğrenciler okullarını ve derslerini bir kenara bırakarak vatan müdafasına koşmuş, birçok lisenin öğrenci sayısı oldukça azalmış, hatta eğitime de ara verilmiştir. Dolayısıyla Çanakkale Savaşları'nda 10 binden fazla öğretmen ve öğrenci, yani bir hilal uğruna hayatının baharını idrak eden nice civan mert genç, şehitlik mertebesine ulaşarak bu vatanı bize armağan etmiştir. Kabataş, Mektebi Sultanisi, yani okulumuzda işte bu liselerden sadece biridir. Çanakkale zaferini kazandıran yüksek ruhun, Mehmetçiğin hatırasının, inancın, cesaretin ve azmin, manevi mirasının kuşaktan kuşağa yaşatılması, her neslin bu kutsal maziden beslenerek büyümesi adına Çanakkale'de ulvi kahramanlıklar göstermiş atalarımızı anarak büyük bir vefa örneğinde bugün aslında göstermekteyiz. Anafartalar kahramanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de ifade ettiği gibi, Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır, hiç şüphesiz. Çanakkale Zaferi'nin 108. yıl dönümünde Sultan Alparslan'dan Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve bugüne kadar 1000 yıldır bize vatan olan bu aziz topraklar uğruna canlarını hiç düşünmeksizin feda eden tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum. Ayrıca depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı bir kez daha rahmetle yad ediyor, hayatta olan kahraman gazilerimize, şehit ve gazilerimizin kıymetli ailelerine saygı ve şükranlarımızla yad ediyor ve anıyoruz. Kahraman şehitlerimizin ruhları şad, mekanları cennet olsun. Saygılarımla. Müdürümüze konuşmalarından dolayı teşekkür ederiz. Yesi'deki kutsal aşkın mayası, Malazgirt'te Alparslan'ın rüyası, Söğüt'teki has bilimin boyası, bir güzel ülküdür gönül verdiği. Bu dizeler eşliğinde tarih öğretmenimiz Sayın Abid Yaşaroğlu'nu kürsüye davet ediyorum. Sayın Kaymakamım, değerli Hazirun. 18 Mart Çanakkale Zaferi için bir araya geldik. Çünkü 18 Mart bizim tarihimizde, milletimizin tarihinde önemli bir kırılma noktasıdır. Bunu anlayabilmek için 19. yüzyıla geri dönmek durumundayız. Birkaç gün önce bu kürsüden öğrencilerimize hitap eden değerli tarihçimiz İlber Ortaylı'nın dediği gibi, Osmanlı Devleti'nin en uzun yüzyılı 19. yüzyıla geri dönmek durumundayız. Çünkü 19. yüzyıl Osmanlı Devleti'nin parçalanma dönemi. Bir yüzyıl diğer yüzyıllardan nasıl daha uzun olabilir? Tabii ki çekilen acı ve ızdıraplar yüzünden. Evet, biz parçalanıyorduk. Buna ters orantılı olarak Avrupa sömürgeciliği ise zirve yapıyordu 19. yüzyılda. Sömürgecilik o kadar zirve yaptı ki Afrika'da safarilerde hayvan yerine insan avlanıyordu. Birinci Dünya Savaşı başlarken dünyanın yaklaşık %92'sinin Avrupa sömürgesi olduğunu düşünürsek bu olayın ne kadar vahim bir noktaya geldiğini daha iyi anlarız. Daha iyi anlamak istiyorsak Afrika siyasi haritasına bakalım. Çünkü sınırlar 19. yüzyılda cetvelle çizilmiştir. Bu savaşın sebebi Avrupa'nın açgözlülüğüdür. 19. yüzyılın ikinci yarısında Avrupa'da iki tane yeni devlet kurulur. İtalya ve Almanya. Ve bunlar dünya sömürgelerinden pay istemeye başlarlar. Dolayısıyla kısa sürede Avrupa bir dünya savaşına yelken açar. Bu savaş o kadar kanlı olur ki, özellikle teknolojinin de kullanılmasıyla birlikte o ana kadar dünyadaki en çok insan kaybının olduğu savaş olur. Avrupa bu suçunu örtmek ve suçu tüm dünyayla paylaşmak için bu savaşa Birinci Dünya Savaşı dedi. Oysa bu kirli savaş bir Avrupa savaşıdır ve sebebi de biraz önce dediğimiz gibi Avrupa'nın açgözlülüğüdür. Pay edilmek istenen ülkeler arasında stratejik konumu ve petrolden dolayı Osmanlı Devleti de vardır. Irak,
Arabistan, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri ve benzeri petrol ülkelerinin o dönemde Osmanlı Devleti'nin sınırları içinde olduğunu hatırlarsak bu cümle daha iyi anlaşılacaktır. İşte bu nedenle Çanakkale Savaşı tarihimizin bir kırılma noktasıdır ve Çanakkale bir destandır. Destanlar kurgusal metinlerde olabilir. Özellikle Batı'da history yani tarih yerine genellikle story yani hikayecilik yapılır. Onlar için destanlar ve tarih yaşanan değil yazılan bir olaydır, kurgusaldır. Oysa bizim tarihimiz tamamıyla gerçektir, hakikidir. Bizim kahramanlarımız hakiki, gerçek kahramanlardır. Bu açıdan Çanakkale'nin bir özelliği de tarih sahnesine Mustafa Kemal Atatürk gibi yeni kahramanlar çıkarmasıdır. Bu açıdan tarihimizin önemli bir noktasıdır. Milletler bugünü yarına kahramanlarıyla taşırlar. Çanakkale ise bir milletin toptan kahramanlaştığı mübarek bir yerdir. Çanakkale'ye gidenleri bir motto ile anmak zorunda kalırsak dönmeyi düşünmediler diyebiliriz. Evet, Çanakkale'ye gencecik yaşında Müdür Bey'in de söylediği gibi gencecik yaşta gidenler hiçbir zaman dönmeyi düşünmediler. Arkalarında sevdiklerini, tahsillerini, geleceklerini bıraktılar ama hesapsız ve kitapsız olarak gittiler, dönmeyi düşünmediler. Çanakkale iki medeniyetin de gerçek yüzünü ortaya koyduğu yerdir. Çanakkale'deki direnişi kıramayınca kimyasal silah kullanalım diyen İngiltere Bahriye Nazırı Churchill'e ama yaptığımız insanlık suçu denilince Churchill doğru ama karşımızda insan değil Türkler var demişti. Bir tarafta bizi insan yerine koymayan Batı, diğer tarafta esirleriyle ekmeğini paylaşan bir medeniyetin çocukları yani atalarımız. O kahramanlar tarihe, millete, vicdanlarına olan borçlarını canlarıyla ödediler, kanlarıyla ödediler. Ve bize bağımsız bir vatan, özgür bir gelecek bıraktılar. Peki biz o kahramanlara borcumuzu nasıl ödeyeceğiz? Tabii ki onları anlayarak. Genellikle bu tür toplantılara anma toplantıları denir. Oysa bu toplantılar anma değil, anlama toplantılarıdır. Çünkü biz onları anlarsak, ideallerini, fikirlerini, ülkülerini anlarsak, onları yeniden ete kemiğe büründürürüz, bugüne getiririz. Eğer sadece anma toplantıları olursa o insanları bir kere de biz öldürmüş oluruz. Bizim şehitler olan borcumuz onları anlamaktır. Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi. Çanakkale zaferi Türk askerinin ruh kudretini gösteren şayanı hayret ve tebrik bir misaldir. Emin olmalısınız ki Çanakkale muharebelerini kazandıran bu yüksek ruhtur dediği Çanakkale ruhunu gençliğimize anlatmak ve aktarmaktır. Şehitlerin önünde rahmetle anıyorum ve saygılarımı sunuyorum. Konuşmalarından dolayı teşekkür ederiz. Hiç değişmedi Çanakkale ruhu. Dedemin kalbi nasıl vatan aşkıyla doluysa torunun da aynı heyecanla çarpmakta. Bir de torunlarından dinleyin Çanakkale destanını. Dinleyin oratoryos ile arkadaşlarımız sizlerle. Dinleyin ağalar, dinleyin beyler, bacılar, kızanlar. Bir destan anlatacağız size. Hikaye değildir bunlar. Bir musibet, bin nasihatten iyi demiş atalar. Kaç musibet geçirdik, oyuk oyuk oldu aldığımız yaralar. Türk en büyük, en kutlu sevdalarla doldular. Türk! Tanrı'nın yeryüzündeki askerleri oldular. Türk! Yıldırımlarla, kasırgalarla, boralarla yarıştılar. Türk! Yiğittiler, merhametliydiler. En önemlisi Türktüler, bayrak! Üstüne kanlarının rengini verdiler. Bayrak! Ölürken bile ellerinden düşürmediler. Bayrak! Yeryüzündeki en güzel yere diktiler. Bayrak! Onun için gök kubbeyi dar bildiler. Vatan! Akan sular dururdu. Anadan, yardan geçtiler. Vatan! En zorda bile bir parça kayayı vermediler. Vatan! Durup düşünmediler, geriye dönmediler. Vatan! Vazgeçmediler, Turan dediler, Kızıl Elma'ya yürüdüler. Töre! Anayı, babayı, atayı saydılar. Töre! O bayrağın sesini duyunca durdular. Töre! At, avrat, silah dediler, namus dediler. Töre! Vazgeçmediler, yaşadılar, yaşattılar. Cumhuriyet! Meclisine şanla, şerefle, irfanla kurdular. Cumhuriyet! Milletimiz son tapusu, son bekçileri oldular. Cumhuriyet! İdealinde sonsuza dek birleştiler. Cumhuriyet! Üzerinde yükselecek fikri hür, vicdanı hür nesiller. Atatürk! Gök mavisi gör.
gözlerinde özgürlüğü buldular. Atatürk! Haykırdılar. Çanakkale, Dumlupınar, Sakarya, Kocatepe'ydiler. Atatürk! Ya istiklal ya ölümdü. Var oluştu. Sonsuzluğa ulaştılar. Atatürk! Mustafa Kemal Atatürk türküsünü yaşattılar. Unutmadılar. Ve asla unutmayacaklar. Türk! Övünmek hakkı, övünmeye devam edecekler. Bayrak! Bunun için gök kubbeyi dar bilecekler. Vatan! En zorda bile bir parça kayayı vermeyecekler. Töre! Vazgeçmeyecekler, onun için yaşayacaklar. Cumhuriyet! Üzerinde yükselecek fikri hür, vicdanı hür nesiller. Atatürk! Bıraktığın vatanı namus bilecekler. Kimler? Evlatların! Nereliler? İşte buradalar! İşte buradalar! İşte buradalar! Selam olsun Çanakkale'de vatanı ve namusu için can veren şehitlere. Selam olsun Çanakkale şehitlerine. Selam olsun selam. Yüreği Çanakkale şehitlerimizin davasıyla atan gençliğimize. Kıymetli misafirler, bir selam da Çanakkale topraklarından geliyor. Şanlı tarihimizdeki kahramanlık destanlarından biridir Çanakkale Zaferi. Bugün burada bir kez daha Türk'ün ulusal savaş tarihine altın harflerle yazılan Çanakkale Zaferi'nin 108. yıl dönümünü kutlamanın ve mukaddes vatanımız için canlarını seve seve feda eden şehitlerimizin Şehitler Günü'nü idrak etmenin onurunu ve gururunu yaşamaktayız. Her siperde ayrı bir destan başlatan askerlerimiz, düşmana karşı verdiği kutsal mücadeleyi zaferle sonuçlandırdığında, dünya tarihinin zirve sayfalarına Çanakkale geçilmez ilkesini bir daha silinmemek üzere yazdırdığında, Kabataş Erkek Lisesi'ndeki ağabeylerimiz de buradaydı. Onları unutmadık. Şehitler diyarı Çanakkale'den emaneti devralan gençlerimize selam olsun. Çanakkale'de vatanı ve namusu için can veren şehit abilerinin emanetini gururla taşıyan Kabataş Erkek Lisesi'ndeki evlatlarımıza selam olsun. Selam olsun yüreği Çanakkale şehitlerimizin idealiyle atan gençlerimize. Bayraklar memleket ufkunu baştan başa donatıyorsa onlar göğsünü siper ettiği içindir düşmana. Onlar canlarıyla beslediği içindir toprağı. Şimdi biz her 18 Mart geldiğinde başımız minnetle eğilirken gururla doluyor göğsümüz. Söze sığmıyorlar. Marşlardan, dualardan taşıyorlar. Kabataş Erkek Lisesi'ndeki sevgili emanetçilerimizi yani öğrencilerimizi sevgiyle kucaklıyoruz. Türk milletinin Çanakkale'de elde ettiği zafer bütün dünyaya verilmiş bir insanlık dersidir derken... Bugün bizden vatan razı olacak, nefer şehit, ordu gazi olacak derken... Bir hilal uğruna ya Rab, ne güneşler batıyor derken... Asım'ın nesli diyordum ya, nesilmiş gerçek, işte çiğnetmedi namusunu, çiğnetmeyecek derken... Hala aynı duyguları yaşamanın gururunu yaşıyoruz. Gençliğini toprağa saran şehitlerin türküsüdür Çanakkale. Anaların ağıdıdır. Kaderin yazıldığı gündür. Şiirlerde, türkülerde, yüreklerde yaşayan destanımızı dinlemeye milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un dizeleriyle devam ediyoruz. Birlik şiirini seslendirecek arkadaşımız Çelen İçim. Cehennem olsa gelen göğsümüzde söndürür. Bu yol ki hak yoludur, dönme bilmeyiz, yürürüz. Düşer mi tek taşı sandın harim bir namusun? Meğer ki harbe giren son nefer şehit olsun. Şu karşımızdaki mahşer kudursa, çıldırsa, denizler ordu, bulutlar donanma yağdırsa, bu altımızdaki yerden bütün yanardağlar, taşıp da kaplasa afakı, bir kızıl sarsa, değil mi cephemizin sinesinde iman bir, sevinme bir, acı bir, gaye aynı, vicdan bir. Değil mi sinede bir bir vuran yürek, yılmaz, cihan yıkılsa emin ol bu cephe sarsılmaz. Nasıl ki yarmadan afakı pare pare düşer, hüdayı boğmak için saldıran cünuni beşer. Nasıl bir nuri hakikatle çarpışan evham, olur şerare-i gayret de akıbet cümlan. Şu karşımızdaki mahşer de öyle haşrolacak.
Yakında kurtulacaktır bu cephe. Kurtulacak. Demek yıkılmayacak kıblegahı amalim. Demek ki ölmüyoruz. Haydi arkadaş, gidelim. Görsel sanatlar öğretmenimiz Sayın Hakan Sümer'in yazdığı, okul öğrencilerimizin sahneleyeceği Vatan Yuhu Yavuz Mektep isminin piyesi izliyoruz. Oğlum, ne yapıyorsun sen? Bir şey bakıyorum hocam. Hocam değil, korkuyorum. Tamam hocam. Yatıyı dinlen. Azıcık kaldı zaten, bitirsen de öyle uyusam komutanım. Yavrum, yarın taarruz var. Bunu okumanın sırası mı şimdi? Evet komutanım, tam da sırası. Aşkına söyler misiniz? Bunlar daha ellerine silah almamış çocuklar. Söyleyin, bunlar nasıl savaşır? Duydunuz değil mi Ömer Bey? Askeri mükellefiyet kanununda değişiklik yapılmış. Talebelerimizi yine cephe yolu gözüktü. Kaç yaştakiler? 1898-99 yazıyor. Fiziki yapıları müsait talebelerin askeri şubelere müracaatları isteniyor. Giyim kuşanları tedarik edilip depolara, oralardan da gerekli yerlere sevk edilecekmiş. Yahu daha 18 yaşında bile değiller. Şu yaştaki çocuklardan medet ummak ne kadar azim. Bunlar ne bilir silah tutmayı. Cepheye göndermezler herhalde. Yardımcı hizmette vazife verirler. Bilmiyorum Ömer Bey. Çanakkale'ye sürekli taze kuvvet takviyesi gerek. Asker dayanmıyor ki cepheye. Bölük bölük, tabur tabur gün içinde eriyor. Ömer Bey, Balkan Harbi'nde siz savaştınız. Esir düştünüz. Bu harp meselelerini benden daha iyi bilirsiniz. Çanakkale'de Balkan Harbi mukayese edilmez. Bu harpte inanç eksikti, başıbozukluk, siyasi kavgalar, taktik hatalar. Haklısınız Ömer Bey. Maddi ve askeri gücümüzün düşmandan kat kat üstün olmasına rağmen manevi kuvvetimiz bozuktu. Kalplerde vatan aşkı yerine tembellik ve kayıtsızlık vardı. Bulgar kadınları köy köy dolaşarak çocuklarına vatan ve istiklal aşkı telkin ederken biz kızların eğitimini günah saydık. Halbuki bir insan vatan aşkını ana kucağında alır. Feride İzzet Hanım çok haklı. Bismarck da 35 yıl önce Alman ordusunun zaferini ilkokul öğretmenlerine bağlamıştı. Bulgar ordusunun başarısı aslında onların eğitim ordusunun başarısıdır. Çatalca önlerine kadar ilim ve irfan kuvvetleriyle geldiler. Ve de kimlikleriyle. Evet. O harpte bizim kimlik bilincimiz onlar kadar değildi. Bunu acı da olsa öğrendik. Çocukların eğitiminin ne kadar önemli olduğunu gördük. Bakın şu mektup dergisine. Bugünkü günde düşmanla muharebe eden, onlarla göğüs göğüse gelen asker değil, mariftir. Top tüfek değil, mariftir. Zırhlı batarya değil, mariftir diyor. Bunun gibi bir sürü çocuk dergisi çıkıyor. Hepsi de felaketlerin nedenini tek bir şeye bağlı. Tembellik, çalışmak, çalışmak. Daha çok çalışmamız lazım. Çocukları bilgiyle donatmamız şart. Ve de vatan sevgisini aşılamak. Biri olmayınca diğeri hep eksik kalır. Bakın işte bizim Balkan şehidi talebelerimize. Kalplerinde vatan aşkı, zihinlerinde ilim ve irfanla koştular Balkan cephelerine. Daha iki sene evvel okul sancağında kırmızısına siyah eklendi. Çocuklarımızın bu cesaretinde, bu vatan aşkında idadilerin, sultanilerin etkisi büyüktür. Göz göre göre ölme koşmak değil miydi bu? Onlardan bize kalan sadece bir matem rengi. Halbuki onlar yaşamalıydılar. Okuyup memlekete ışık olmalıydılar. Bizim önceliğimiz bu olmalıydı. Çocuklarımıza yine cephe yolu gözüktü. Yine aynı kadar. Onlara onca öğrettiğimiz cebir, trigonometri, gramer, felsefe hepsinin tek bir mermiyle son bulması ne kadar azim. Fakat kalpleri düşmüşse vatan aşkı kim bu mektebin sıralarında oturuyor ki? Biz de bunu öğretmiyor muyuz? Sadece trigonometri, gramer mi öğretiyoruz? Balkan bozgundan hepimiz ders almadık mı? Osmanlı aydınları gece gündüz bu meseleyi tartıştı. Bütün gazeteler sayfa sayfa bu meseleyi yazdı. Hepimiz bu mağlubiyetin temel nedeni eğitimden kaynaklandığı fikrinde birleştik. Bu vatan aşkını, bu kimlik bilincini
ve bu bilincin yurdun tüm fertlerine yayınlanması gerektiğini anladım. Dediğim gibi, ana kucağından başlayıp mekteplerimize devam edecek bir eğitim. Önce onayı okutmak, eğitmek lazım. Tohumu ekip filizlendirecek olan o, yetiştirip verimli bir ağaç yapacak olan da bizleriz. İkisi birbirinden ayrılamaz. Efendim, kitaplarınızı getirmiştim. Acelesi yok Tayyip Ferit. Daha bir hafta olmadı verdim. Hepsini okumadın ya. Sadece bir tanesini okuyayım. Fakat kanun çıkmış. Arkadaşlarla konuştuk. Biz de abilerimiz gibi cebeye gidip istiyoruz. Ya dur hele, ne bu acele? Dün çıkan kanun hemen bugün tatbik edilmez. Daha hiçbir şey kesin değil. Fakat gazete kanun çıkmış yazıyor. Yazıyor da. Neyse. Bu kitabı al, okumaya devam et. Bitirmeden de getirme sakın. Her şeyin bir zamanı var. Vatan yahut Sistre. Bunu okuyacak zaman mı efendim? Evet, tam da bunu okuyacak zaman. Haydi bakalım, sınıfına git şimdi. Ders mi yapacağız efendim? Yapacağız tabii. Kanun çıktı diye okuma kapanacak. Al şu tebeşiri, git sınıfa. Geliyorum şimdi. Karargâh Umumi İstihbarat Şubesi müdüriyeti diyor. Temmuz'da harekete geçecekmişiz. Yani iki hafta ya var ya yok. Ben ne yapacağımızı anlamadım. Geçenlerde bestekar Yekta'ya rastladım. Onlara da davetiye gitmiş. Hele bir Ömer Bey gelsin. O şubedeki ahbapına sorup detayları öğrenecekti. Oo, işte bakın Ömer Bey geliyor. Kabataş Sultanlısı'na muallim arkadaşlarım Kıfzı Bey, Celal Bey. Evet, tanışıyoruz. Siz de İbrahim'i tanıyorsunuz o zaman. Ressam İbrahim Bey. Ona da gelmiş mektup. Müdüriyete gidip vaziyeti öğrendim. Bizim gibi 25-30 yazar şairi gitmiş bu davetiye. Ressamı var, bestecisi var. Tevfik'i gördüm. Ona da gelmiş mektup. Gelmek istiyor ama hastalığı izin verirse artık. 11 Temmuz'da Sirkeci Garı'ndan Çanakkale cephesine hareket edeceğiz. Peki cephede ne yapacağız? Savaşmaya gitmediğimiz kesin. Hayır, savaşmaya değil. Savaşı anlatmaya gidiyoruz. Ediplere yatağıdıyla Çanakkale'deki harp sahalarını 10 gün boyunca gezmemiz isteniyor. Her şeyi planlamışlar zaten. Ketenden asker kıyafetleri giyip kolumuza da yeşil defne dalı işaret takacağız. Oradaki vaziyeti, oradan elde edeceğimiz duyguları halka, tarihe ve geleceğe aktarmamız bekleniyor. Kimimiz şiiriyle, kimimiz müziği, kimimiz öyküleri, ben de resim yapacağım. Memleketin evlatları orada biner biner düşerken ben oturup şiir mi yazacağım? Bizim mektepten bile kaç talebe orada. Onlar savaşacak, ben oturup şiir yazacağım. Onların yüzüne nasıl bakacağım? Sadece talebeler de değil, Beden ve Cebir hocamız da orada. Onlar kalemlerini bırakıp da gitmediler mi? Biz orada kalemimizle dolaşırken yüzlerine nasıl bakarız? Yanlış bir şey yok ki bunda. Kalem de, fırça da yeri geldiğinde bir silah değil midir? Cephede olanları bizden daha iyi kim anlatabilir? Milletimiz onları duymalı, gelecek nesiller de anlamalı. Bu da vatana hizmet değil midir? Belki 50, belki 100 sene sonra onların sesini Kabataş Sultanisi'nin sıralarında okuyan kardeşine ulaştıracağız. Onlar, abilerin yaptıkları bu büyük cesareti ve fedakarlığı bizim kalemlerimizle daha iyi anlayacaklar. Demek ki bu Edipler eti dedikleri sizlersiniz. Demişlerdi de inanmamış gülmüştüm. Kusura kalmayın ama Edip yerine asker gönderselerdi cepheye daha iyiydi. Neyse, vardır büyüklerimi bildiği. Bize laf düşmez.
herkes vazifesini yapacak elbet. Size yaz emri gelmiş, bize öl emri. Ölürken beni böyle cafcaflı güzel yazın olur mu? Güzel yazın ki... Sizin bu editler eğitimde muallimler de varmış, doğru mu? Evet, bize üçümüzde muallimiz. Ya, kusura kalmayın hocalarım. Yanlışla kürt ettim. Mektep deyince, hoca deyince, akan sular durur. Benim ne haddim size tenkit etmek? Yahu, söyleyin hele. Kabataş'tan ya da Galatasaray'dan muallim var mı içinizde? Üçümüz de Kabataş Mektebi'ndeniz. Niye sordun? Ben sizin talebelerle tanıştım hocam, biliyor musunuz? Bizim bölük kırılmıştı. Yüzbaşı takviye isteyince de bir avuç çoluk çocuğu gönderdiler bize. Cıvıl cıvıl şarkılar söyleyerek çakı gibi geldiler. Yüzbaşı sorunca siz kimsiniz diye, sultaniye talebeleriyiz ve vatan için ölmeye geldik dediler. Gönlüm akıverdi çocuklara. Çok küçüktüler ama. Süngü tutmayı bile bilmiyordu sabiler. İlgilendim onlarla. Tüfek böyle tutulur, süngü böyle takılır, mermi böyle basılır. Bir bir gösterdim. Ay ışığında sabaha kadar talim yaptık. Sabah olunca siperlerimiz top atışına tutuldu. Üstümüzden vızır vızır mermiler geçiyordu. Toz duman içindeydik. Bir ara yüzbaşı, "Azman çavuş, yandık," dedi. Siperin köşesini gösterdi. Tüm tabur siperden fırladı. O çocuklar da fırladı. O an, işte o an bir makine tüfek yavruları biçiverdi. Tek tek sipere geri düştü yavrucaklar. Kucağıma dökülüverdiler. Onların o gül yüzü gözlerimden gitmiyor. Aklıma geldikçe İçlerinde bir çocuk vardı. Gece talim bitip herkes uyumaya çekilince baktım ay ışığı altında kitap okuyor. Gittim yanına. Biraz tersledim. Yat uyu, bunu okuyacak zaman mı şimdi dedim. Döndü bana gülümsedi. Evet, tam da bunu okuyacak zaman dedi. Meğer hocası vermiş. Bitirmeden de getirme demiş. Şehit düşünce siperde kitabını buldum.
sabaha kadar okuyup bitirdi çocuk. Ben gördüm. Vallahi de villayı da okuyup bitirdi. Annem beni yetiştirdi, bu ellere yolladı. Annem beni yetiştirdi, bu ellere yolladı. Al sancağı teslim etti, Allah'a ısmarladı. Al sancağı teslim etti, Allah'a ısmarladı. Boş oturma çalıştı. Taşıyor hendeklere, siperlere. Mektubunda anlatıyor duygularını. Arkadaşımız Zeynep Vural'ın yazdığı cepheye mektubu dinliyoruz. Yaz oğul. Kınalı kuzum. Mehmet'im, gül kokulu yavrum. 18'ine basmadan ayrı kaldığım oğul. Uyuyabiliyor musun top seslerinin arasında? Soğuk siperlerin içerisinde ısınabiliyor musun dualarımla? Karnın tok mu? Sırtın pek mi? Diye düşünerek alıyorum her nefesimi. Seni beklemekle dokuyorum ilmek ilmek kilimlerimi. 9 ay can diye büyüttüm seni içimde. Şimdi 9 ay geçti. Canım sağ mı siperlerde? Yardım oğul. Elif dün muhtarın oraya gitmiş. Seni sormuş. Ne haber, ne ümit var demiş muhtar emmi. Bunca düşman postalı vatan toprağına ezerken bereket de kesildi köyden. Başaklar daha olmadı. Ama olur olmaz ekmeğimizi yapıp cepheye götüreceğim. Evlatlarımız doysun diye. Koyunlar yavruladı. Bünyamin'im diyor ki bekleyelim. Abim gelince ismini koyar. Düğününde de keseriz. Elif'imin yanakları alın oldu bunu duyunca. Bünyamin'im Elif Bay'i söktü. Yüzden bu yana da 3 parmak uzamış kerata. Ben de abim gibi asker olacağım diyor aslan oğlum benim. Dönünce güreşirsiniz diye de seviniyor. Ablam Nazlı yüzüğünü sattı. Bir tüfek aldı. Siz gittikten sonra çok gelen oldu oğul. Eşkıyalar köyü bastı. Kıza tüfek ne gerek demiştim ama zamanında iyi ki öğretmişsin be oğul. Bundan gayrı daha çok mektup yollarız yavrum. Bünyamin'im yazar. Bir aydır mektup yok. Gönderdiklerim ulaştı mı diye düşünmekten uyuyamıyorum artık. Sahi arkadaşların can kardeş olmuştur sana. Onların da öperim peygamber çiçeği kokan saçlarından. Oğul, düşmanın da bir ana doğurdu elbet. Dövüşürken kalleşçe değil, mertçe harp et. Bir Mustafa Kemal var diyorlar. Size babalık edermiş.
ölüme emrederse sakınma sakın. Düşmana meylet. Mehmet oğul, sen var olursan bu toprak nefes alır. Sen toprağa düşersen bayrak yel alır. Analık hakkımı helal ederim, sen de et. Dönersen anan seni bekler. Şehit olursan babana selam et. Arkadaşımıza bu güzel mektubu için teşekkür ederiz. Çanakkale şehidiyim ben. Ve bin kere de ölmüş, hasretin şiirlerini yazmış, şu mezarların hepsinde yatmış gibiyim. Türkülerde, mısralarda, nefeslerde yaşayanlar için söyleyecekler. Müzik öğretmenimiz Sayın Aysun Açıkadın Yiğit'in hazırlamış olduğu solo ve çok sesli koroyla sizleri baş başa bırakıyoruz. Thank you.
Thank you.
Yeah.
Düzenlenen 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri konulu ortaokul öğrencileri şiir ve lise öğrencileri kompozisyon yarışmasında dereceye giren arkadaşlarımıza ödüllerini takdim edeceğiz. Şiiri Elçe üçüncüsü Hasan Ali Yücel ortaokul öğrencisi Nil Küçükelçi ödülünü almak üzere sahneye davet ediyorum. Kompozisyon ilki üçüncüsü Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi öğrencisi Neriman Demirci ödülünü almak üzere sahneye davet ediyorum. Ödüllerini takdim etmek üzere Belediye Başkan Yardımcımız Sayın Doçent Doktor Seyhun Şahin'i sahneye davet ediyorum. Talya Morgül'ü ödülünü almak üzere sahneye davet ediyorum.
takdim etmek üzere garnizon komutan vekili Sayın Kıdemli Deniz Albay Eren Günay'ı sahneye davet ediyorum. İlçe birincisi, özel hata ortaokul öğrencisi, Saniye Bilgi Kurt'un sahneye davet ediyorum. Kompozisyon ilçe birincisi, Beşiktaş Anadolu Lisesi öğrencisi, Nisa İrem Demirkay'ı ödülünü almak üzere sahneye davet ediyorum. Plaketlerini takdim etmek üzere, Kaymakamımız Sayın Önder Hakan'ın sahne teşviklerini arz ediyorum.